Galatasaray televizyon ekranlarından mutlu günler diliyoruz değerli izleyiciler. Her çarşamba olduğu gibi bugün de orta koridorda sizlerle birlikte olacağız. Oyun dünyasından gelişmeler aktarmaya çalışacağız. Her hafta olduğu gibi yine özel bir konuğumuz var. Ozan Aydemir bizlerle birlikte olacak. Gaming'in Turkey kurucusu kendisi. Oyun dünyasından gelişmeler, yaşananlar, sektörel bazda konuşmalar gerçekleştireceğiz. Umuyoruz ki güzel bir röportaj olacaktır. Hoş geldiniz. Merhaba. Oyun dünyasına geçmeden hemen önce programdan önce aslında şöyle bir diyalog geçti aramızda. En nihayetinde Galatasaraylıyız. Serde Galatasaraylılık çok fazla yoğun olmakta. Bu duyguyu çok fazla hissetmekteyiz. Bana bir jilet verin dedi. Damarımı kesin dedi. Sarı kırmızı akar dedi. Böyle bir Galatasaraylı ile bugün sohbet edecek olmaktan da ayrıca mutlu olduğumu söyleyeyim, belirteyim. Nereden geliyor? Ne düzeyde? Ne seviyede? Şöyle, şimdi o ilk söylediğimizi kinaye olarak ele alalım. Gençlere kötü örnek olmayalım. Muhakkak. Benim Galatasaraylılığım doğuştan geliyor. Babam dahil bütün aile Galatasaraylıyız. Sadece kardeşim Beşiktaşlı. Onu da bir komşumuzun... Nazarlık olsun diye. Nazarlık olsun. Yani hani en azından Beşiktaş sevdiğimiz bir kulüp evet. diyelim. Hepsini seviyoruz ama hani Beşiktaş kardeş kulüp diyebiliriz. Taraftarlığıma gelince evlenip de çocuk sahibi olana kadar oldukça fanatiktik. Yani totemlerden tutun da ailece maçlarda sinirlenip kendimizi kaptırıp klavye kırmalar... Şey var mı örneğin? Tribün kültürü tribün var mıydı? Kültürü var. Maçları takip etme tabii, olayı. Tabii. Biz babamla Ali Samiye'ne evet. gidiyorduk. Zaten Mecidiyeköy'de oturuyorduk. Çok zevkli zamanlardı. Hatta hayatımızın en büyük üzüntüsü UEFA Kupası'nın finaline gidememek oldu. Keşke gitseydik dediğimiz yıllar önceki bir andı. En büyük hayallerimden biri tekrardan o finalde Galatasaray'ın yer alması ve bu sefer bizim onun yanında olmamız. En büyük temennimiz. En büyük temennimiz. Hatta Şampiyonlar Ligi. Bu süreçte takip ediyor musunuz? Sürekli takip ediyorum. Yani kaçırdığım maç genelde olmuyor. Bunu şundan dolayı sordum. İyi günde, kötü günde takımımızın yanında mıyız? Her zaman yanındayız. Geçen hafta düğündeydik ama telefondan maçımızı izledik. Sessizce tezahüratlarımızı yaptık. Sonra maç bitince yerimize oturup düğün pastamızı yedik. Biz de helal böyle. Helal olsun diyelim. Helal olsun diyelim. Tebrik edelim. Teşekkür Ozan ederim. Aydemir kişisel anlamda bu sektöre nasıl girdi? Gaming'in Türkiye'den önce neler yaptı? Kariyerinden biraz bahsedebilir miyiz? Tabii ki seve seve. Kariyerime 99 yılında başladım. Aslen reklam kökenliyim. 99 yılında farklı lokal ya da global reklam ajanslarında yazarlıkla başlayıp kreatif direktörlüğe kadar ilerledim. 2008 yılına kadar da reklam sektöründeki hayatıma devam ettim. Bu benim için çok büyük bir avantajdı. Çünkü aynı zamanda da çok iyi bir oyuncuyum diyebilirim. Yani hardcore dediğimiz oyunculardanım. Zamanında Atari 2600'den başladık. Babam beni elimden tutup kartuş oyun almaya... Çok eski yani. Çok eski. Yani hani dinozor... diyeceğimiz kişilerden biriyim ben oyun sektöründe. Estağfurullah. Sonrasında oyun sektörüne zaten hep sıcak bakan biriydim. Bir arkadaşım bir gün beni ofise davet etti. Joy Game'in ofisine davet etti. Onlar zaten hem üniversiteden arkadaşım hem de Joy Game'in sahipleriydi. Ve hani Joy Game açılmadan önce böyle bir fikir olduğunu, oyun yayınına başlamak istediklerini belirttiler. Ben de bir haftalık bir karar sürecinden sonra 2008'de reklam sektörünü bıraktım ve oyun sektörüne geçiş yaptım. Hem reklamdan gelen bilgilerimi hem de oyunculuğumu orada birleştirerek güzel bir ekiple beraber 7 sene boyunca Joy Game'de hem genel müdür yardımcılığı yaptım. Sonrasında 4. senede zaten Kore'ye satıldı ve Netmarble Turkey oldu. Oradaki son 4 senede Türkiye, Orta Doğu ve Avrupa'nın pazarlama direktörlüğünü yaptım. Benim için çok çok eğlenceli bir süreçti. Tabii yaş 39, 7 sene geçince çok severek geçirdiğim... Hakikaten göstermiyorsunuz ama. Bu Galatasaraylılığıma bağlı. Yani tamamen Galatasaray sevgisinden dolayı diyelim. Belki de oyunculuğumdan, oyunu sevmemden dolayı da olabilir. 7 sene sonunda artık hani bir karar vermem gerekiyordu. Ve severek ayrıldık diyelim Netmarble'dan. Ve kendi şirketimi Gaming'in Turkey'i kurdum. Ve son 2 senedir de Gaming'in Turkey'i oyun ajansı olarak devam ettiriyoruz. Reklamcılıktan oyun sektörüne geçmek
Hakikaten radikal bir karar aslında. Çünkü reklamcılık da bakıldığında meşakkatli ama güzel bir sektör. Çok. Ekonomik anlamda da getirisi zannediyorum bol olan bir sektör. Öyle yani, hem reklam veren tarafında hem ajanslar tarafında işinizi düzgün yaptığınızda hem reklam verene çok kazandırıyor. Evet. Hem de ajans zaten hani işini iyi yaptığı için hakkını alıyor. Zor olmasının sebebi birebir hizmet sektörü aslında. İşinizi iyi yapmanız gerekiyor. Trendleri iyi takip etmeniz gerekiyor. İnsanla uğraşmak pek kolay değildir. İnsanlarla, evet. Yani hem müşteri tarafıyla uğraşıyorsunuz hem de hitap ettiğiniz Şif tüketiciyle uğraşıyorsunuz. Ve hepsini mutlu etmeniz gerekiyor. Ama benim için çok büyük avantaj oldu. Yani özellikle hem oyuncu olmam oyun sektörüne girişimi hızlandırdı. Adapte olmamı hızlandırdı. Hem de reklamcılıktan geliyor olmam, hem ekibi eğitmemde hem de pazarlamasını yapabilmemde çok büyük kolaylık sağladı. Peki şu anki dönemden bahsedelim. Gaming in Turkey neler yapar? Çalışma alanları nelerdir? Böyle daha kolay tabirlerle anlayabileceğimiz bir dilde anlatırsanız daha çok memnun oluruz. Tamam. Aslında Gaming in Turkey'ye baktığınızda biz kısaca oyun ajansı diyoruz en kolay tabiriyle. Bakarsanız son 7 senede Netmarble'da oldukça ekibimle beraber deneyim kazandık. Hem oyun yayıncılığında hem oyun pazarlamasında. Netmarble'dan ayrıldıktan sonra da bu deneyimi devam ettirmek istedik ve bir oyun ajansı kurduk. Baktığınızda oyun ajansı ne yapıyor? Öncelikli olarak özellikle Türkiye ve Orta Doğu pazarına girmek isteyen global oyun firmaları hizmet veriyor. A'dan Z'ye hizmet veriyor. Nasıl A'dan Z'ye hizmet veriyor? Şimdi özellikle Asya'dan girmek isteyen çok fazla firma var buraya. Çok büyük firma var ama hem Orta Doğu hem Türkiye çok lokal pazarlar. Yani lokal hizmet vermeniz gerekiyor. Biz de ne yapıyoruz? Girmek isteyen bütün firmalarla iletişim halinde oluyoruz. Öncelikli olarak oyun Türkiye pazarına ve Orta Doğu pazarına uygun mu değil mi? Onun bir araştırmasını yapıyoruz. Yaptıktan sonra da çeviriden, seslendirmeden başlayarak medya planına, pazarlamasına, sosyal medya yönetimine kadar A'dan Z'ye hizmet veriyoruz. Burada şöyle bir açıklık getirmek lazım. Şimdi benim ve ekibin uzmanı olduğu alan pazarlama alanı. Ama bir oyun firması sektöre girmek istediğinde aslında farklı alanlarda hizmete ihtiyaç duyuyor. Bunlar nedir? Operasyonel anlamda, teknik, IT'sel anlamda birçok ihtiyaçları oluyor. Çünkü oyunu yayınlamak istiyorsanız burada arka tarafta sunucularını kurmanız gerekiyor. Orada da Gaming in Turkey olarak oluşturmak istediğimiz şey bir merkez olmasıydı. Yani yurt dışından bir oyun firması buraya geldiğinde Gaming in Turkey'yi bir merkez olarak görsün, oradan bütün ihtiyaçlarını karşılasın. O yüzden bizim partnerlerimiz var. IT'de partnerlerimiz var, matbaada partnerlerimiz var, müzik yapımında, seslendirmede partner stüdyolarımız var. Hepsiyle beraber güzel bir merkez oluşturduk ve iki senedir de epey yol kat ettik diyebilirim. Oyun geliştirme işiyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Her departmanla ilgilendiğinizden bahsettiniz. Oyun geliştiricilere örneğin, tabii ki onlar da çok tecrübeli ama neler tavsiye ediyorsunuz örneğin Türkiye pazarı ile ilgili? Her pazarın kendine has bir derler ya, her yiğidin bir yoğurt yeme şekli vardır diye. Türkiye pazarı ile ilgili özel olarak neler söylüyorsunuz? Şöyle. Kriterler neler yani? Aynen. Şimdi dikkat ederseniz hiç oyun develop etmekten bahsetmedim şimdiye kadar. Çünkü o oyun pazarlamak çok ayrı bir konu. Oyun yapmak çok ayrı bir konu. Son 9 senede benim aslında uzmanlaştığım, ekiple beraber uzmanlaştığım alan yayıncılık ve pazarlama. Burada Türkiye'de baktığınız zaman çok büyük mobil oyun yapımcıları var. Peak Games olsun, Gram Games olsun ya da Tales World, Mount & Blade ile bütün dünyaya açılmış PC oyunuyla çok önemli markalarımız. Onun dışında irili ufaklı da birçok firma var ve baktığınızda çok güzel fikirlerle oyunlar üretiyorlar. Şimdi oyun üretmek için öncelikli olarak nereden başlayacağınızı iyi bilmeniz gerekiyor. Yani game design'ını nasıl yapacaksınız? Bunun için ne kadar bir sermaye ayırmanız gerekiyor? Bu game design'ını yapacak ekip elinizde mevcut mu, yoksa bunu dışarıdan mı temin edeceksiniz? Her şeyi bıraktım, oyunu yaptınız, oyunu nasıl monetize edeceksiniz? Yani nereden para kazanacaksınız? Türkiye'ye baktığınız zaman çok güzel fikirler çıkıyor, inanılmaz güzel fikirler çıkıyor. Bugün ODTÜ'de, Ankara'da
Atom diye bir oluşum var. Bunun gibi birçok oluşum var. İrili ufaklı firmalara, oyun yapan firmalara destek veriyor buralar. Ve orada da gittiğimde, seminer verdiğimde gördüğüm inanılmaz güzel oyunlar var. Ama gün sonunda baktığınızda gençlerin bir sonraki etapta tam ne yapacaklarını henüz tam olarak bilmiyorlar. Yani sonuçta bu bir sanat. Siz onlara yol yordam gösteriyorsunuz. Elimden geldiğince evet. yapmaya çalışıyorum. Benim dışında da birçok firma da bunu yapıyor. Önemli olan oyunu yaptıktan sonra sürekliliğini sağlayabilmek. Nereden para kazanacaklar? Bunu sadece Türkiye için mi düşünüyorlar? Global pazar için mi düşünüyorlar? Çünkü Türkiye dışındaki firmalara baktığınızda mobil oyunu ya da PC oyun yapımcısı olsun, oyunu yaptıkları zaman global olarak pazarlıyorlar. Sadece lokal olarak düşünmüyorlar. Asıl kazançları da oradan geliyor. Evet. Çünkü lokal pazar küçük olabilir. Ama global olarak düşündüklerinde işte multilanguage dediğimiz birçok dilde oyunu farklı pazarlara yayınlayarak ya da lisanslayarak asıl parayı oradan kazanıyorlar. Ve sürekli gelişimini o şekilde sağlıyorlar. Gerçekten o kadar güzel de hitap ediyorsunuz ki çok güzel anlattınız. Hayati önem taşıyan bir iş yapıyorsunuz. Yurt dışından gelen örneğin bir tane Kore firmasının Türkiye pazarına girmesini sağlayacak en önemli basamaklardan bir tanesi sizler oluyorsunuz. Evet. Yönlendirmeye ihtiyaçları var çünkü. Kesinlikle. Buraya hakim değiller. Kültürel yapı, insanların hayata olan yaklaşımı, eğitim düzeyi, nelerden hoşlandıkları, zevkler, ilgi alanları. Aynen öyle. Hepsini yönlendiriyorsunuz değil mi? Evet. Ya çünkü örneğin Kore'den bir firma geliyor diyelim, gelmek istiyor. Şimdi Kore'de yaptığı pazarlamayla burada yapması gereken bambaşka. Pazarlama bambaşka. Onun dışında dikkat etmeniz gereken diğer unsurlar da var. Örneğin biz bir oyunun... Neler var mesela, evet. Şimdi oyunun içeriklerine de dikkat etmeniz gerekiyor. Sonuçta... Onlara dahi karışıyor musunuz? Karışmak zorundayız çünkü hani Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Aa, doğru söylüyorsunuz. Ve örneğin bir oyunda diyelim ki rol yapma oyunu ve oyunun içinde büyüler var. Ve o büyü yaparken sürekli büyüde haçlar çıkıyorsa... Buna müdahale etmek zorunda kalabiliriz. Evet. Ya çünkü o rahatsızlık yaratabilir. Hiç yaratmayabilir ama sonuçta ne insanları rahatsız etmenin bir gereği var ne de hizmet verdiğiniz firmaya bunu söylemeden onların zarar görmesine gerek var. O yüzden biz baştan oyunu full inceleyip oynayıp oyun içinde değişmesi gereken yerleri de... Düzeltmeler yapıyorsunuz. Tabii, hem düzeltmeleri yapıyoruz hem de lokalizasyon dediğimiz farklı içerikler sunuyoruz. Örneğin diyelim ki oyunda bir kral varsa... Eğer hikayeyi çok bozmayacaksa diyoruz ki çizimini de yaparak bu kral değil de bir sultan olsun. Evet. Ya da oyunda bir kilise varsa eğer gene hikayeyi çok bozmayacaksa ve cami olsun. Evet cami olsun eğer rahatsızlık vermeyeceğini evet. düşünüyorsak. Ya da örneğin daha önce de Netmarble'da bir örnek vereyim orada. Bir oyunumuz vardı ve oraya Taksim haritasını yaptık. Çok da güzel oldu. Kurt adamlar askerlerle dövüşüyor ve Taksim'de dövüşüyor. Taksim meydanında dövüşüyor. Ama şimdi orada dikkat edilmesi gereken bir unsur var. Şimdi oyunda bir çatışma var. First person shooter dediğimiz, FPS dediğimiz bir tür. Karşılıklı iki takım 5'e 5'te kapışıyor. Ama Taksim'de ne vardır? Ortada Atatürk anıtı vardır. Evet. Şimdi o da bizim kültürümüzün ve çok önem verdiğimiz bir değer. Oraya ateş edilmemesi gerekiyor. Ne yaptık biz o yüzden? Bir hikaye uydurduk. Bu anlattığım 2009 senesinden. Dedik ki Türk bilim adamları öyle bir şey yapıyor ki Taksim'i kurt adamlara kaptırdılar ama Atatürk heykelini bir kalkanla, elektronik bir kalkanla korudular. Oraya o yüzden oyuncular ateş edemiyor. Ettikleri kurşun sekiyor mesela. Yani bu tarz değerleri de evet dikkat etmek gerekiyor. Çünkü rahatsızlık vermenin çok büyük bir anlamı yok. Siz belki önem vermeyebilirsiniz ama başka bir önem verebilir. Yani o tarz kültürel değerlere saygı duymak gerekiyor. Şimdi dışarıdan gelen biri kesinlikle. Bunu bilmez. Kötü niyetle yapmak zorunda değil. Yani oyuna hani kendim bak cami koydum diyebilir ama yanlış koymuş olabilir, yanlış kullanmış olabilir. O yüzden bütün bunda içeriklere dikkat etmemiz gerekiyor. Ya da seslendirme yaparken de keza öyle. Örneğin askeri bir oyunda mesela dışarıdan biri, Kore'den biri gelip seslendirmeyi Türkçe yapmaya çalışsa devrem demeyebilir. Ama biz şimdi askerliğimizi yapmış biri olarak devrem nasılsın? Evet. Bütün bu tabirleri, jargonları bildiğimiz için Türk insanının seveceği şekilde yapıyoruz bunları. Bu da oyuncuların çok hoşuna gidiyor. İlgisini, alakasını artırmak gerçekten tabii. çok önemli. Satış rakamlarını arttırır. İnsanların tavsiye etmelerini sağlayabilir. Aynen öyle. Bu nüanslar, detaylar. Aynen böyle ağızdan ağza yayılarak tabii, devam ediyor. Aynen o Taksim örneği mesela. O evet. Büsle ilgili anekdot bile
insanların hoşuna gelebilir. Düşünüyor musun? Arkadaşına söylüyor örneğin. Bu oyunda şöyle şöyle bir ayrıntı var. Atatürk'e o kadar kıymet vermişler ki ona bir kurşunun gelmesine bile evet. müsaade etmiyorlar. Bu onların yönelmelerini sağlayabilir. Aynen öyle. Muazzam, bravo. Şimdi hem global anlamda hem de Türkiye Hı-hı. ölçeğinde sektör hakikaten çok büyüdü. Yani hatta nasıl büyüdüğünü yakalayamadık bile. İnanılmaz bir büyüme söz konusu. Hem insan sayısı anlamında hem de ekonomik anlamda. Evet. Neler doğru yapıldı da bu noktaya gelebildik acaba? Her şey güzel, doğru bir şekilde yapıldı Türkiye'den mı acaba? Türkiye'den mi bahsediyoruz yoksa genel olarak mı bahsediyoruz? Nasıl bir yorum yapmak isterseniz öyle. Şöyle zaten global olarak baktığınızda bir kere oyun sektörü inanılmaz hızla büyüyor. Bunun sebebi çok güzel bir eğlence kaynağı. Yani işi hobi de tut. Meşgale. Evet yani. Zaman öldürme kaynağı. Aynen öyle. Zaman öldürmek güzel anlamda zaman güzel öldürmek anlamda, diyelim. Evet, çünkü güzel anlamda söyleyeyim. Kiminin zevki gidip sinema izlemek olabilir. Kimi lunaparka gidip eğlenmek isteyebilir. Kimi kitap okuyarak işin zevkine varır. Kimi de oyun oynayarak varır. Şimdi oyun sizi alıp bambaşka diğerlere götürebiliyor. Aynı kitaplardaki gibi. Ve teknoloji geliştikçe, önümüze sunulan seçenekler arttıkça o kadar güzel dünyalar önümüzde yaratılmaya başladı ki ister istemez yaş bağımsız oyun oynamaya başladık. Bir diğer sebebi kendimce yani kişisel olarak eskiden çok daha fazla dışarıya çıkıp oynama imkanımız vardı bizim neslin. Ama zaman içinde kalabalıklaşan şehirler, ortamlardan sonra şimdi bugün baktığınızda hani çocukların çok fazla dışarıya çıkma şansı yok ya da gönül rahatlığıyla dışarı çıkamıyorlar. Bu durumu da fırsata çevirdiniz. Tabii ki yani ya bu bütün, sektörel anlamda. Sektörel anlamda bu bir fırsat doğurdu ve hani aileler içinde eğer ki belli şimdi oynatmamak yanlış olur ama belli limitlerle oynattığınız zaman yaşlara göre çocuğunuz var mı? Var, iki çocuğum var. 6 yaşında bir kızım. Bu bağlamda mesela bunu şu an söylediğinize göre dikkatlisiniz. Tabii, dikkatli. Önem verdiğiniz bir konu galiba. Çok önem verdiğimiz her bir konu. Her programda bunu konuşmaya çalışıyorum da. Özellikle eşimin çünkü ben de çok sıkı bir oyuncu olduğum için bazen ben de hatalar yapabiliyorum. Ve işte kızımla oğlumla kaptırıp saatlerce oyun oynayabiliyoruz. Ama işi tadında bırakmak gerekiyor. Yani özellikle hani şimdi kızım 6 yaşında olduğu için daha henüz tek başına karar verme yetisine tam olarak sahip değil. Bu da bir sosyalleşme muhakkak. Oyun oynamak, oyun oynayan insanların da dışarıda görüştüğünü, bu vesileyle tanıştığını bilmekteyiz, tabii. görmekteyiz ama başka türlü sosyalleşmenin de önüne geçmemesi gerektiğini de biliyoruz. Evet, sadece hani ailelerin şunu bilmesi gerekiyor. Yani bir oyun oynamak asosyalleştirmiyor değil. Kimseyi. Ama yapabiliyor da. Yapabilir ama her şeyin fazlası ne kadar zararlıysa evet, oyun oynamanın da fazlası o kadar zararlı. Yani oturup siz saatlerce televizyonda dizi ya da film izlerseniz aynı şey onun için de geçerli. Oyun oynayanlarda hep bu söylemi duyuyorum. Yani sizin gibi hardcore oynayanlardan hep şu paylaşım geliyor. Oyun oynamak kesinlikle sosyalleştirmez. Bunu genelde söylerler ya. Evet. Siz buna bir reaksiyon olarak hayır alakası yok diyorsunuz. Evet. Tepki biraz tepki göstermiş olabilirim. O aslında hayır, benim herkesten duyuyorum. Profesyonel değil, oyuncu tarafımdı demin aynen o öyle. Konuşan. Evet. Ama gerçekten hani düzgün yapıldığı takdirde yani otokontrolünüz varsa hiçbir sorun olmuyor. Yani fazlası her şey için zararlı, geçerli bu. Bu sektöre girmeye çalışanlar, sizin gibi bu işi yapmaya çalışanlar da şu an bizleri takip etmekte, izlemekte, merak içinde olanlar, heves içinde olanlar nasıl bir yol haritası izlemeleri daha uygundur? Daha kısa yoldan demeyeyim de daha böyle olayın dallı budaklı noktalarından çok geçmeden daha güzel bir şekilde devam etmelerini ne sağlayabilir? Eğitim almak mı? Alaylı olmak mı? Şöyle ikisi de geçerli. Çok baştan başlayayım. Bir kere oyun sektörü çok zevkli bir sektör. Evet, onu hani kabul etmek lazım. Ama adı oyun. İçeriden baktığınızda hani öyle değil aslında. Hayal edilen dünya aslında gidiyoruz ofise, direktör de olsanız, menajer de olsanız, müdür de olsanız bütün gün oyun oynuyorsunuz. Yok öyle bir öyle dünya. Bir şey yok, öyle bir ki. Şey yok. İşimiz bizim aslında eğer oyun yapımı ya her şey aslında matematikle alakalı, analizlerle alakalı, müşteriyi, son kullanıcıyı anlamakla alakalı. Bir kere oyun dünyasına katılmak isteyen herkesin oyuncu tarafını, kimliğini içeride
kendisine sektöre destek verecek şekilde tutup ama kim oyuncu kimin dışarıda bırakıp profesyonel olarak içeri girdiğini bir kere biliyor olması lazım. Yani içeri girdiğinizde artık siz oyuncu kimliğinizle orada değilsiniz. Oyuncu kimliğiyle olan arkadaşlarınıza hizmet etmek için oradasınız. Bir kere bunu unutmamaları gerekiyor. Benim zamanımda eğitim gibi bir şansım yoktu oyunla ilgili sektörel bazda Türkiye'de. Ama şimdi çok güzel eğitimler var. Üniversiteler, Bahçeşehir gibi, Yeditepe gibi çok güzel departmanlar açtılar. Çok devletlerde güzel eğitimler... bunu görebilme şansımız olacak mı acaba? İnşallah şimdi olacak. Şimdi en nihayetinde Bahçeşehir'de, Yeditepe'de vakıf okulları olduğu için bir meblağ karşılığında oraya gidebiliyorsunuz. Herkes de bu imkana sahip olmadığı için biraz haksız rekabet de doğurabilir aslında. Evet ama eminim ki gelişecektir. Bence olacaktır. Bence de olacaktır. Ya bunun için girişimler sürekli yapılıyor. Yani büyük firmalar tarafından da yapılıyor. Netmarble gibi vesaire, Riot Games gibi. Umarım kısa vadede bu gerçekleşecektir. Benim gençlere önerim şu olur. İlla ki oyun sektöründe çalışmak istiyorum diyorlarsa bu hayallerinden kesinlikle vazgeçmesinler. Ama illa ki oyun sektöründe çalışacağım diye de yerlerinde oturmasınlar. Bir yandan hem eğitimlerine devam etsinler. Bu bir pazarlama eğitimi de olabilir. Üniversiteye gitsinler mutlaka ve oyun sektörüne geçiş yapana kadar kendilerini eğitsinler. Ben bakın hani 99'dan 2008'e kadar reklam sektöründe çalıştım. Bunun bana inanılmaz artısı oldu. Onlar da mutlaka sektör bağımsız çalışma istedikleri başka sektör varsa çalışsınlar ama deneyim kazansınlar mutlaka. Oyun sektörüne girdiklerinde de kendilerine bir hedef belirlesinler. Yani operasyonel anlamda mı ilerlemek istiyorlar, teknik anlamda mı ilerlemek istiyorlar, pazarlama anlamında mı ilerlemek istiyorlar, oyun yapımı anlamında mı ilerlemek istiyorlar. Bunların hepsi ayrı kollar. Evet, ona gerçekten. Göre de kendilerine mentorlar bulsunlar. Bu ben olurum, başkası olur. Emin olun oyun sektöründe herkes buna çok size açık. Size örneğin nasıl ulaşabiliyorlar? Sosyal medya hesabınızdan. Her yerden ulaşabilirler. Mailim zaten açıkta. Sosyal medyalarım açıkta. Ozan Aydemir. İstedikleri evet, gibi ulaşabilirler. Soyadı zaten yazıyor Ozan Bey'in. Ozan Aydemir'e sosyal medya hesaplarından ulaşabilme şansımız var. Sözü aldık bir kere. Laf ağızdan bir kere çıkar. Her zaman ulaşabilirler. Aynen. Ve sürekli öğrenmeye çalışırlar. Yurt dışındaki örneklere baksınlar. En önemli kriter de galiba bu. Aynen öyle. Öğrenme yani, açlığı. Evet yani mesela biz de şimdi yıllarca deneyimimiz var diyoruz ama 2017 ve 2018'in trendlerine sürekli bakmak zorundayım. Ekip olarak bakmak zorundayız. Yani dijitalde neler oluyor, oyun sektörü nereye gidiyor? Çok güzel noktaya değindiniz. Sizin için bile aslında öğrenmenin sonu yok. Yok. O kadar kendini her daim, her saniye güncelleyen bir sektör olduğu için tabii. Siz de olduğunuz yerde durduğunuz takdirde kaybeden taraf olursunuz. Tabii. Değil mi? Aynen şöyle düşünün. Bundan 4-5 sene öncesine kadar smartphone penetrasyonu bu kadar yaygın değildi. Ve PC oyunları bütün dünyaya hakimdi. Ama aradan bu kadar kısa süre geçmesine rağmen bir anda mobil oyunlar inanılmaz şekilde yayıldı. Oraya da geleceğim birazdan. O zaman keseyim burada o soruyla beraber. O kesmeye gerek yok. Devam edin buyurun. Tamam. Neden yayıldı derseniz birincisi teknoloji gelişti. PC'de sunulan birçok özellik, grafik, içerik olarak bu sefer elinizin altında olmaya başladı. Şimdi mobil telefonun, mobildeki oyunun özelliği nedir? Sizi zamandan ve mekandan kısıtlamıyor. Evet. Eskiden bizim oyuncu olarak geleneğimiz neydi? İş çıkışı arkadaşlarımızla konuşurduk. Arkadaşlar ben eve gidiyorum, yemek yiyeceğim, birkaç işe bakayım, online. Biraz ailemle vakit geçireyim. 8'de PC başında buluşuyoruz, tamam mıdır? Tamam. Online oynuyoruz, okey. Süper zevkli, hala yapıyoruz. Ama şimdi mobilde nedir? İş yerinde de öğlen arası girip oynayabilirsin. Ya da yatmadan önce oynayabilirsin. Tuvalette bile girdiğinde 10 dakika hemen oynayabilirsin. Yani zamana, mekana ihtiyacın yok. Bu inanılmaz bir seçenek oldu oyuncular için ve hani hardcore oyuncu olmanıza gerek yok. Aldığınız keyif anlamında yani PC'de oynamak mı sizi daha çok tatmin ediyor, telefonda oynamak mı? Şöyle. Yani rahat rahat oturup böyle büyük bir ekranda oynamak çok daha makul değil mi? Tabii şimdi ben çok sıkı bir oyuncu olduğum için beni tatmin eden PC. PC evet. PC oyunlarında her zaman çok daha fazla tatmin oluyorum ama her daim PC'nin başında olamıyorum. Sürekli bir iş, çalışma hayatım var, çocuklar var. O yüzden ne oluyor? İster istemez çok hardcore bir oyuncu bile olsanız mobil dünyaya kaymak zorundasınız. Ve şöyle bir gerçek de var. Bir PC oyunu yayınlamak ya da yapmak
Ela, mobil oyunu yapmak, develop etmek arasında dağlar kadar fark var. O bambaşka bir kulvar. Bir kulvar mı? Evet öyle. Yani çünkü PC oyunu yaptığınız zaman çok daha büyük sermaye yatırmanız gerekebilir. Öyle mi? Evet. Yani bundan kastım, eğer gerçekten ciddi, kaliteli League of Legends gibi bir oyun yapmak istiyorsanız, ki kolay değil. Yani örneğin League of Legends, özür dilerim lafınızı böldüm. Telefona uyarlanabilir mi? Uyarlanabilir. Uyarlanmış versiyonları Evet. Yani aynı keyif veya aynı randıman sağlanabilir mi acaba? Şöyle, oynanış çok daha farklı tabii ki telefonda. Şimdi öbür tarafta elinizde mouse var, klavyeniz var, tuşlarınız var. Çok daha ergonomik ve dev bir ekranda oynayabiliyorsunuz. Tabii ki onun zevki başka. Ama teknoloji geliştikçe ve oyuncular mobile kaydıkça firmalar ne yapıyor? Aynı oyun türünü alıyor, buraya koyuyor, uyarlıyor. Oynanışı farklı hale getiriyor. Örneğin ne yapıyor? Burada biz 10 tuş kullanıyorsak orada 3 tuş kullanarak, orada 3 tuşla kombin yapıyorsunuz ve benzer bir zevki alıyorsunuz. Hani almıyorsunuz diyemem. Tabii ki hardcore oyuncular her zaman PC'yi tercih ediyor. Bence o bambaşka ama yine. Yani onun zevki her zaman başka yerde kalacak. Ama mobilin zevki de dediğim gibi zaman ve mekan bağımsız. Yani şimdi bugün ben eşime PC'de oyun oynatamam. O bizim gibi hardcore oyuncular için. Ama mobilde tabii eşim de oynuyor. Yani kızım da oynuyor iPad'inden, tabletinden oynuyor. Yani aslında mobilin gerçeği şu. Bizim gibi sıkı oyuncular dışında genele çok daha hızlı yayılabilen bir ortam sundu mobil. O zaman şöyle bir yorumda bulunmak doğru olur mu acaba? Mobil in, PC out diye bir şey söylenemez değil mi? Yani onun kulvarı farklı. Onun kulvarı farklı mı demek gerekir? Şöyle, kulvarları farklı. Out demeyelim ama şu anda son 4 senedeki trend mobilin arttı. Yani öyle PC mi? Şöyle, bugün mesela her sene farklı ülkelerde fuarlar olur. Oyun fuarları olur. İşte Amerika'da Game Connection, Almanya'da Gamescom, Kore'de G-Star, Çin'de China Joy. Bu fuarların hepsine zaten oyun sektörü gider. Biz eskiden ne için gidiyorduk? Netmarble'da çalışırken ben oyun lisanslamak için gidiyordum ve birçok PC oyunu bulabiliyordum. Gelip lokalize edip Türkiye'de yayınlamak için. Ama son 2-3 seneye baktığınızda, gittiğinizde artık birçok yapımcı firma PC oyun yapma riskine girmiyor artık. Özellikle online'dan bahsediyorum. Daha çok mobil oyun yapmaya yapıyorlar. Ama böyle kaybolmaya başlamayacak mı? Öyle ama şimdi popülerliğini yitirecek. Ama bu online oyunlar için geçerli. Bugün hani konsollarda olsun ya da offline oyunlar hala PC'de çok popüler. Çünkü hani sıkı bir bilgisayarınız, konfigürasyonlu bilgisayarınız varsa high-end dediğimiz, AAA dediğimiz böyle AAA kalitedeki oyunların grafik kalitesi henüz mobillerde yok. Öyle bir zevk almak istiyorsanız hala ya işte PlayStation 4 gibi, Xbox gibi ya konsol oynamanız gerekiyor ya da PC'de oynamanız gerekiyor. Ama demin de söyledim ya, hani o tarz kaliteli bir oyunu yapmak milyon dolarlık bir sermaye gerektiriyor ve uzun seneler o oyunun yapımı gerekiyor. Şimdi mobil oyunda da eğer çok içerikli bir oyun yapıyorsanız evet uzun sürüyor, ama mobil oyunlarda biliyorsunuz böyle çok daha basit oyunlar da var, çok eğlenceli oyunlar da var. Şimdi o oyunların yapımları diğer oyunlara göre game design'ı daha basit, daha kısa süreli, daha az maliyetli. Yani riski daha az firmalar için ve hani globalde yayınlaması daha kolay. O yüzden şimdilik mobile kaymış gibi gözüküyor, ama bundan 4 sene sonra şimdi virtual reality dediğimiz bir gerçek var. VR hayatımıza girdi. Şimdi 4 sene öncesine kadar mobil oyun bu kadar popüler değilken o kadar hızlı gelişti ki bir anda her yerimiz mobil oyun oldu. Şimdi belki de 4 sene sonra da tam tersi olabilir. PC çıkabilir ya da virtual reality dediğimiz gerçekler, gerçekleştirilmiş kurgular bu sefer hayatımızda olabilir. Anlattığınızdan yola çıkarak sanki insanoğlunun her şeyi tükettiği gibi bunu da zamanla tüketeceğini ve mobile kayacağımızı düşünmekteyim kendi adıma. Evet, şu yani anda zaten hani bu, mobile kaymış gibi. Şeyde de, PC'de de kemik kadro gerçekten daha gelenekçi kadro kalacak. Daha çok insanlar buna kayacak gibi ama. Aynen. Çünkü hani işte kullanım kolaylığı ve bu kadarcık küçücük bir aletteki teknolojinin sürekli gelişmesi bize bambaşka seçenekler sunuyor. Ama tabii dediğim gibi hani eskiden daha küçük telefonlar popülerdi biliyorsunuz. Evet. Gittikçe büyüdü. Büyükler
daha da öncesinde büyükler popüler değildi. Tam tersiydi. Şimdi belki de bir süre sonra çiplerle oynamaya başlayacağız. Yani gözlüklerle. Şu anda mesela Virtual Reality'de gözlük takıyoruz ama çok kullanışlı mı derseniz? Bu bahsettiğiniz şu an gereken değeri görüyor mu? Şöyle, pek görmüyor gibi sanki yani. Çünkü şu anda son kullanıcı için çok çok uygun değil ve şu anda önümüzde çok fazla seçenek yok. Uygun değil derken meblağ anlamında mı? Hem meblağ anlamında hem de şu anda virtual reality için yapılan içerikler kısıtlı. He, ve kullanımı çok kolay çok değil şu anda. Zengin bir yelpaze yok şu henüz anda. Henüz değil ama yani çünkü büyük bir gözlüğü. Ama çok keyifli aslında. İnanılmaz keyifli. Yani herkesin denemesini tavsiye ederim. Yaşamak. Çünkü sizi o dünyanın içine sokuyor. Ama belki de bir süre sonra bu gerçekten çok hafif bir gözlükle yapıldığında o zaman belki de mobil oyun piyasasını da öldürüp bambaşka bir yere gidecek olay. Sanal gerçeklik gibi. Evet, sanal bilim kurgu filmlerinde eskiden birkaç sene önce gördüğümüz her şey zaten yavaş yavaş gerçek oluyor. Ama hani tam olarak ben de kestiremiyorum. Hani bir sonraki stepte ne olacağını tam olarak kestirmek mümkün değil. Öyle bir çok hızlı gelişiyor. Ki, muhakkak öyle. Türkiye olarak şu an neredeyiz? Türkiye olarak şu anda oyun pazarı olarak baktığınızda 2016... Realist bir yaklaşımla. Tabii tabii çok realist yaklaşıyorum. Aslında pazar oldukça büyük. Bütün hani sektörel anlamda baktığımızda mobil, PC, konsol geçen senenin total oyun sektörü cirosu neredeyse 750 milyon dolar civarında. Oldukça iyi mi? Gerçekten iyi bir rakam. Hani yani düşündüğümüz gibi. Gelişmiş ülkelerle kıyasladığımız tabii zaman. Tabii tabii şu anda geçen sene Türkiye bütün cirosal anlamda... Almanya ile kıyaslarsak örneğin veya İngiltere ile. Henüz gerideyiz. Onlar. Yani onlar top 5'teki kat ülkeler. Kat be kat mı? Yok o kadar değil. Türkiye cirosal anlamda geçen sene 17. sıradaydı. Oo, çok iyi. Şu anda 18. sırada Hindistan bizi geçti yanlış hatırlamıyorsam. Hindistan yani milyar. Tabii, ama o da tabii o şeyden dolayı nüfus olarak karşılaştırmak çok anlamlı sevindim olmaz. Sevindim buna. Güzel gerçekten noktadayız. İyi bir durumdayız. Sadece... tüketim anlamında çok iyiyiz. Üretim anlamında biraz daha gelişmemiz gerekiyor. Çünkü demin şimdi Türkiye'ye baktığınızda yayıncı olarak çok fazla firma kalmadı. Yapımcı olarak baktığınızda özellikle işte Peak Games, Gram Games bunlar çok ilerlettiler. Tazeworld dünyaya açıldı. İşte Oyun Stüdyosu gibi, Moralabs gibi arkadan gelen güzel firmalar var. Gelişiyor ama aslında devletin burada biraz daha teşvik edici destekler sunarak Türkiye'deki yetenekleri daha butik oyun yapımcı firmaları desteklemesi gerekiyor. Yani destekten kastım aslında maddi anlamda değil. Mentorları bulup onlara eğitim verdirtebilir, teknik anlamda olanak sağlayabilir, oyun yapımı anlamında olanak sağlayabilir, sunucular anlamında sunucuların nasıl kurulması gerektiği anlamında dersler verebilir. Globale nasıl açılacağı anlamında dersler verebilir, böyle eğitim programları hazırlayabilir. Başta sizle konuştuğumuz gibi. Yani desteğin, devletin biraz daha taşın altına artık bence eline sokması gerekiyor. Çünkü gerçekten hani gençler için... Hatta olay bence orada kopuyor. Evet. Yani devletin kesinlikle bir taşın altına eli, kolu, bütün vücudu sokması İnşallah, gerekiyor. Bu girişimleri hızlanır ve yakın zamanda çok daha... baskın bir şekilde desteklerini arttırır ki çok potansiyeli olan üretim bir... kısmını güzel yapıyor muyuz? Aslında güzel yapmıyoruz sanki. Yani olayın ilk çıkış noktasından bahsediyorum. Yani oyunu en temelden üretme kısmından bahsediyorum. Şöyle teknik anlamda yaratıcılık anlamında örneğin yaratıcılık anlamında bence hiçbir sorunu yok Türkiye'nin. Evet evet evet. Teknik İnanılmaz anlamda diyorum yaratıcı daha doğrusu. Bir ülkeyiz. Ve hani doğru, çok evet. Güzel fikirler çıkarabiliyoruz. Sorun bence nedir onu biliyor musunuz? Onu hayata geçirme. Şimdi konuşmanın başından beri hep 5-6 tane firma ismi saydım. Çok az var evet. Dikkat etmişsiniz. Oyun geliştirme. Şimdi bunlar büyük firmalar. Ama aslında sektörü büyütecek olan orta ölçekli firmalar da olması gerekiyor. Hmm. Şimdi yurt dışına baktığınız zaman zaten büyük firmalar var ama yüzlerce de orta ölçekli firma var ve piyasaya her daim oyun sunabiliyorlar ya da oyun yayınlayabiliyorlar. Türkiye'de bunların da artması gerekiyor. Bunlar arttığı zaman pazar sadece Türkiye için değil bu sefer ihracatta da gelişiyor olacak. Oyunu yapanlardan bahsediyorsunuz evet, değil evet, mi? Evet aynen öyle. Yani A'dan Z'ye başlangıcı oluşturanlardan bahsediyorsunuz. Çünkü çok genç potansiyel arkadaşlarımız var ve gerçekten inanılmaz fikirlerle geliyorlar ama ellerinden tutmak gerekiyor. Bizim o bahsettiğiniz büyük firmalar
dünya ile yarışabilecek global anlamda potansiyele sahip mi? Sahipler. Ki zaten dünyaya açılmış durumdalar. Yani hani var mı örneğin Türkiye'den çıkan dünyada evrensel anlamda herkesin tabii, hoşuna giden hemen vereyim, milyarlarca insanın oynadığı bir oyun? Rakamı yanlış vermiş olmayayım ama mesela Thieves World'un Mountain Blade diye bir oyunu var. Rol yapma oyunu. Böyle orta çağ döneminde geçen ve bu bir seri. Tamamen Türk menşeli. Tamamen Türk menşeli ve yanlış hatırlamıyorsam 210 milyon kopya satıldı. Ve hani mükemmel. İhracat şampiyonu oldu geçen sene. Hani gizli ihracat şampiyonu oldu. Bunu herkes bilmiyor mesela. Bunun bütün çok aslında Türkiye'nin biliyor olması lazım. Gene Gram Games'e baktığınızda ben hani gurur duyuyorum ve bunu gurulla söyleyebiliyorum. Sonuçta rakibim kesinlikle değil. Öyle. Kesinlikle mesela öyle. İngiltere'ye açıldılar ve oyunları sadece Türkiye'de değil global olarak oynanıyor. Aynı şekilde Peak Games. OK oyunlarıyla başladılar. Sonrasında step step zaman içinde kendilerini o kadar güzel geliştirdiler ki şu anda mesela Amerika pazarında top 10'dalar. Toy Blast diye bir oyunları var. Herkes baksın ve bunu hani bunlar hep örnek alınabilecek kezler. Evet. Mutlaka hani bana ulaşsınlar, onlara ulaşsınlar. Eminim onlar da yardım edecektir. Hani ve mesela bu ekiplerde inanılmaz gençler, yetenekli gençler var ve kendilerini sürekli geliştirdiler. Ama onu nasıl yaptılar? Mesela bu tarz firmalar hep yatırım yaptılar. Yatırım aldılar ve o aldıkları yatırımı yatırım olarak kullandılar. Yurt dışından bilenleri de şirketin içine dahil ettiler ve Türkiye'de gençleri hep eğittiler. Bunlar hani çok güzel. Olayın püf noktası orada tabii, zaten. Yani bir koçun bir lafı vardır. İşini güzel yapan insanları aldığım için yanıma şu an bu noktadayım diye. Aynen öyle. Yani devlet de mesela maddi anlamda bahsetmiyorum. Bu tarz destekleri verip insanları teşvik ederse üniversite eğitim emin bunlardan olun, bir tanesi. Tabii tabii kesinlikle emin olun çok güzel projeler çıkacaktır. Dünyada şu anda en çok oynanan, en çok kitleye ulaşan 3 oyun nedir acaba? Bilginiz var mı? Şöyle. Örneğin League of Legends onlardan bir tanesi. Tabii ki. Yani şimdi PC ve mobil olarak ayırmak lazım. Şimdi PC olarak telefonlarda bir tane kuş oyunu var ya Angry Birds diye. Angry Birds. Tabii seneler içinde. Mesela bunun gibi soruyorum yani. Mesela şeyde baktığınızda şimdi PC oyunlarında League of Legends zaten kesinlikle top 5'te. Çünkü evet. Online oyunlarda e-sporu zaten dünyaya yayan elektronik sporları evet. Elektronik spor yapıp büyüklerin de ilgi çekeceği bir hale getiren League of Legends oldu. Bu gerçeği yatsımamak. Galatasaray'ın branş açması aynen öyle. Bu oyundan kaynaklandı örneğin. Aynen öyle. Umarım kısa sürede onlar da kendilerini toplayıp şampiyon olacaklar ve bizi üzmeyecekler. İnşallah. Gönlümüzden geçen o. Sonrasında baktığınızda World of Warcraft gibi oyunlar var ama evet. Şimdi bunlar işin bir de Çin tarafı var. Şimdi Asya Kore, tarafı Çin. O kadar büyük bir pazar ki mesela orada Crossfire diye bir oyun var. Şimdi oradaki rakamlar o kadar yüksek ki karşılaştırma yapmak çok doğru olmuyor. Ya da mobile baktığınızda hala Clash of Clans inanılmaz oynanan bir strateji oyunu. Ya da kendi, dünya çapında. Tabii tabii dünya çapında. Şimdi lokal olarak da çok oynanan oyunlar var. Dünya çapında da oynanan oyunlar var ama League of Legends baktığınızda ilk göze çarpan oyun. Bu kategoride oyunlarımız var değil mi Türk menşeli az önce saydıklarınız? Bu kategoride şimdi tabii League of Legends. Belki bir iki tık aşağısında. Öyle diyelim. Çünkü hani League of Legends hani apayrı bir case olarak karşımızda. Bambaşka yani bir dünya değil hani, mi? Onun dersinin yapılması gerekiyor. Bir oyun nasıl olup da bambaşka bir jenre çıkardı. Yani elektronik sporlar diye tamam, bir jenre çıkardı. Bir kısa bir yorum alabilir miyim tabii. Bununla ilgili? Yani nasıl bu noktaya gelebildi? Şöyle, neyi doğru yaptı? Hitap ettiği kitleyi mi buldu? Şimdi onun en doğru cevabını aslında Riot Games'in kendileri verecektir. Ama ben de kişisel açıdan baktığımda analiz. Birincisi zaten League of Legends'ı develop eden yapımcılar oyun sektöründen gelen ve çok önemli kişilerdi. Yani oyun sektörünü iyi biliyorlardı. Online dünyayı iyi biliyorlardı ve hazırlıklarını ona göre yaptılar. Ben de hani epey bir zamanda araştırdım hani nasıl elektronik sporlara dahil olabilirim, kendimi nasıl geliştirebilirim diye. Birincisi oyuncuya ne sunacaklarını iyi biliyorlardı ve oyuncuya nasıl sunacaklarını öncelikle planladılar. Yani sunduğunuz oyunun da elektronik sporlara uygun olması gerekiyor. Şimdi elektronik sporlar dediğiniz nedir? Competition dediğimiz rekabet. Rekabet unsurunu ne kadar güzel yansıtabilirsen, rekabet unsurunu yaratan ve bunu iyi sunan her oyun aslında elektronik sporlara
uygundur. Şimdi League of Legends bunu en iyi yapan oyunlardan bir tanesi. Çünkü baktığınızda çok fazla kafa yormayan bir arayüzü var. Belli bir harita sistemi var. 5'e 5 sade 5'e 5 oynuyorsunuz ve hani takım olmazsanız oynayamayacağınız bir oyun. İş oradan başlıyor. Nasıl bugün Galatasaray sahaya 9 kişi çıksa bir anlamı olmuyorsa, orada da hani bireysel olarak becerikli olabilirsiniz, çok iyi bir oyuncu olabilirsiniz ama takım oyuncusu değilseniz orada başarılı olma şansınız çok fazla yok. Bu unsurları çok iyi gerçekleştirdi ve akabinde hem online'da hem offline'da bu başarılı sunduğu League of Legends projesini bir turnuva ve lig sistemi haline getirdi. Yani bugün biz spor severler... kendi içinde bir rekabet doğurdu. Tabii. Şimdi spor severler, yani Galatasaraylı olarak şimdi Galatasaray'ı biz neden takip ediyoruz? Bir sevgimiz ayrı. Fenerbahçe'yle maç yaptığı için. Tabii ki. Örneğin. Aynen. Şimdi ya da ligde şampiyon olmak amacımız. UEFA'da gidebileceğimiz en üst sınırlara kadar gitmek amacımız. UEFA değil, Şampiyonlar Ligi amacımız. Türkiye Ziraat Kupası amacımız. Sonuna bir hedef koymak. Sonuna hedef koymak. League of Legends bunu çok iyi yaptı. Ve bunu lokal olarak yapmadı. Globale yaydı. Yani bugün Türkiye'ye döneyim. Türkiye şampiyonası var. Türkiye'de şampiyon olanlar globaldeki şampiyonaya katılıyor. Türkiye'de ligi var, alt ligi var. Yani o kadar güzel seçenekler sundu ki birinde değilseniz birine girmek için kasıyorsunuz. İşte rekabet unsurunu ne kadar güzel yayarsanız ve League of Legends buna çok güzel yatırım yaptı global olarak da. Bugün bakın League of Legends'ın Türkiye'deki kimler sunuyor. Yani nasıl siz burada sunum yapıyorsunuz ve bunun için özel eğitim alıyorsunuz. Aynen öyle. Elektronik sporlarda da hep League of Legends'tan gidiyorum. Birçok marka yapıyor ama en iyi örnek o şu anda. Ondan dolayı. Onların dışında başka bu tip sunumlar yapan, örneğin mesela League of Legends'ta maç sonu programı var. Maç anlatılıyor. Tabii, maçın yorumlanıyor. Ardından maçın önünde ve sonunda röportajlar yapılıyor. Bildiğin yayıncı kuruluşta tabii, olan versiyon orada gerçekleşiyor. Yani, Bora abi de bunu çok güzel yapıyor. Aynen öyle. Lig TV'de beraber çalıştık kendisiyle. Yani öyle bir konumlandırdılar ki. Tam bir test konusu resmen. Tabii tabii. Yani başarı hikayesi. Bir spor branşı haline getirdiler elektronik sporları. Ve çok da başarılı oldu. Umarım hani ya bunun dışında işte Dota, Heroes of Storm yapanlar gibi, var mı başka? Tabii tabii var. Bu yani global olarak var. İşte Counter Strike Global Offense gibi birçok oyunlar var. Dünyada global olarak turnuvaları yapılan StarCraft gibi strateji oyunları var. Ama tabii hani bu show business. Bu show business'ı şu an dünyada elektronik sporlar olarak en iyi yapan ve en çok dikkat çeken League of Legends. Zaten başarının arkasındaki sır da o ve lokal olarak da çok değer veriyorlar. Yani lokal ofisler açıyorlar. Bugün Türkiye'de League of Legends'ın ofisi var. Hepsi de çok değer verdiğim arkadaşlarım. Yani hepsini gururla izliyoruz. Çok da güzel iş yapıyorlar. Umarım bütün firmalar zaten zaman içinde oraya yatırım yapmakla da alakalı biraz. Evet. Ozan Bey'e son sorumu yönelteceğim. Aslında benim de çok hakim olmadığım, yeni duyduğum, daha doğrusu bugün duyduğum bir olay varmış. Şimdi en nihayetinde kendisi bir ajans çalıştırmakta, işletmekte. Şimdi örneğin dizi oyuncuları, film oyuncuları kast ajanslarından çıkmakta. Filmlere, dizilere oyuncu temin eden ajanslar var biliyorsunuz normal olarak. Artık günümüzde sosyal medya fenomenleri, YouTuber'lar da söz konusu. Bunların da bir ajansı varmış. Ben şu an öğrendim kendisinden. Bunu biraz açabilir miyiz acaba? Tabii. Şimdi bu sadece oyun değil aslında. Oyundan bağımsız da konuşayım ama oyun sektörü için çok önemli bir durum. Dijital sektör... Oyundan bağımsız da konuşun. Tabii. Genel olarak anlatacağım. Şimdi dijital sektör geliştikçe TV hala izleniyor. Ama artık ne yapıyoruz günümüzde? Elimizdeki telefonlarla YouTube'a giriyoruz, Dailymotion'a giriyoruz, herhangi bir video kanalına giriyoruz ve sürekli videolar izliyoruz. Bu bir müzik videosu da olabilir, herhangi bir belgesel de olabilir. Artık birçok şeyi dijitalde izler olduk. Hele ki genç kuşak dediğimiz gençlerimiz sürekli dijitaldeler. Ve bunu fırsat olarak gören gençler, çok güzel bir iş yaptılar ve yeni bir alan oluşturdular. Artık insanlar TV izlemeyi yavaş yavaş bırakıp her şeyi dijitalde izlemeye başladılar ve dijitali... Yönetmenim Berkay'a bir şey sorabilir miyim şu anda?
Ozan Bey'e teşekkürler. Bak, devam edin buyurun. Tamam. Dijitalde kanallar kurup oyunla ilgili programlar yapmaya başladılar. Aslında mesela oyundan bahsedersek gençlerin yaptığı şey zaten oyun oynuyorlardı. Bunu görünür hale getirdiler. Oyun oynarken oyunlarını anlatmaya başladılar. Esprili bir şekilde anlatmaya başladılar ve bu ilgi çekmeye başladı. Fanları oluştu, izlemeye başladılar ve bunlar bir süre sonra kanaat önderi oldular. Bu yemek sektörü için de geçerli. İşte çok güzel yemek yapanlar bunu dijitale taşırdılar. İşte her hafta yemek videoları yayınladılar. Otomotiv sektörü için de geçerli. Araçları incelediler, modelleri incelediler. Her sektör için geçerli ve bambaşka bir alan. Dijitaldeki ünlüler, dijital fenomenler ortaya evet. çıkmaya başladı. Şimdi dijital fenomenlerin avantajı nedir? Gençlerin izlediği yer orası. Ve gençlerin gerçekten kanaat önderi olarak izlediği kişiler onlar. Öyle olunca ne oldu? Aslında büyük firmalar için yeni bir reklam kanalı açılmış oldu. Bu da influencer dediğimiz yani takip edilen anlamına geliyor. Ve biz de bu alanda Gaming in Turkey'nin yanında yeni bir ajans daha açtık. Oradaki işimiz tamamen hem video üretmek hem de influencerlar dediğimiz kanaat önderleriyle beraber çalışmak. Örnek vermek gerekirse bir örnek vereyim çok daha somut anlaşılsın. Evet. Mesela geçen sene Nescafe ile beraber ortak proje yaptık ve bir sene boyunca devam ettirdik. Nescafe üçü bir arada ekstraya çıkardı bilirsiniz. Evet. Sabahlar olmasın diye de biraz daha sert bir kahveydi ve gençlere ulaşmak istiyordu. Gençlere oyun yoluyla ulaşmak istiyordu. Biz de ne yaptık? Gene League of Legends oynayan çok ünlü bir yayıncı ile anlaştık. Zeon diye bir yayıncı var. Çok genç bir arkadaşımız. 18 yaşında. Ve her ay bizim için özel yayınlar yaptı ve Nescafe adı altında yaptı. Nescafe'den hediyeler dağıttı oyunculara. Ve böylece Nescafe gençler arasında bilinirliğini arttırdı. Bu brand love dediğimiz marka sevgisi olayını gençler arasında da pekiştirdi ve yaydı. Ve bunu bir sene boyunca devam ettirdik. Bu her sektörde şu anda kullanılıyor. Örneğin otomotiv sektöründen de müşteriler geliyor. Yeni bir modelimiz var. Spor bir model. Bunu gençlere yaymak istiyoruz. Kimlerle çalışabiliriz? Nasıl çalışabiliriz? Orada da sistem şöyle işliyor. Biz markadan gerekli bilgileri alıyoruz. Bu markaya nasıl bir senaryo yapabiliriz? Aynı TV filmi gibi düşünebilirsiniz. Nasıl bir senaryo yapabiliriz? Bu senaryo dahilinde hangi dijital fenomenlerle çalışabiliriz? Canlı yayın mı yapmamız gerekiyor? Video üretip prodüksiyonunu mu yapmamız gerekiyor? One shot bir iş mi olması gerekiyor? Uzun soluklu bir proje mi olması gerekiyor? Ve gün sonunda işin güzel tarafı dijitalde olduğu için ölçülebilir bir medya orası. Gün sonunda müşterimize bakın şu kadar izlenme, şu kadar tıklama almış, şu kadar kişi sizin aklınızda. Hemen sunuyorsun. Doğru. Tabii onu sunabiliyorsunuz. İşin avantajı o. Ama tabii ki hani tek başına böyle bir hani müşterilerde şunu söylemek gerekiyor. Yani tek başına onu yaparsanız da öyle bir anda hayal ettiğiniz yere gelemeyebilirsiniz. Yani nasıl pazarlama planında birçok kanalı kullanıyorsanız influencer marketing dediğimiz o kanal da aslında totalde yapmanız gereken pazarlama planınızın önemli bir parçası haline geldi. Oradaki püf nokta biraz galiba kısa kısa şeyler mi sunmak? Şöyle aslında oradaki en... Hemen tüketilmesi kolay insanları sıkmadan etmeden... En püf noktası nedir etmeden... biliyor musunuz? Müşterinin dijital fenomenleri olduğu gibi kabul ediyor olması lazım. Sonuçta dijital fenomenler gençler... ya da hani genç yaşlı fark etmez kendi dillerinde konuşuyorlar. Bazen küfür edebiliyorlar. Yani hangimiz etmiyoruz. Evet. Yani şey yapmıyorlar. Yapmacık değil. Bir haber sunuyor gibi yapmıyorlar. O an ne hissediyorlarsa onu yapıyorlar. Kurumsal bir dilleri olmayabiliyor. Eğer influencer kullanmak istiyorsanız bu çok önemli evet. Onun dilini bozmadan doğallık. Kullanmanız gerekiyor. Yani müşteri gelip bana işte şu kurallarım var bu söylenemez dediği anda influencer kullanmanın çok bir anlamı kalmıyor. Çünkü adama o zaman kural veriyorsunuz ve kuralla çalışmaktan çok hoşlanmıyorlar. Çünkü onların takipçileri onu sevenler onu öyle kabul etmiş durumdalar. Dijital dünyaya şimdi televizyonda Rütük diye bir olay var. Sana müdahale eden, sana karışan bir platform var. Dijital dünyada ilerleyen zamanlarda bunun biraz dozu kaçtıktan sonra
müdahale eden bir merci olmayacak mı? Ya tabii ki olacak. Zaten şikayet edilenler olursa değil biz mi? Ona dikkat ediyoruz. Yani hani çok aşırıya kaçan influencerlar varsa onlarla çalışmamayı tercih ediyoruz. Yani etik olarak da tercih ediyoruz. Ama anladım. Belli bir düzeydeyse, zaten belli bir yaşa hitap eden dijital fenomenler varsa ve zaten hani günlük hayatımızda kullandığımız belli başlı jargonları kullanıyorsa ona çok fazla müdahale etmiyoruz. Çünkü o zaman gerçekten hani bir haber spikerinin nasıl dikkat etmesi gerekiyorsa öyle dikkat etmeye başlıyor. Bu sefer kendi olmaktan çıkıyor. Yani onun dünyasını dengede tutmak gerekiyor. En önemlisi o. Uzunluğa gelecek olursak o konusuna göre değişiyor. Yani eğer bir oyun oynayan biri ise bu bazen 45 dakikada olabilir. Çünkü yani Twitch TV'den canlı yayın yapan bir yayıncıysa zaten minimumda 1 saat 2 saat yani oynamak zorunda. Çünkü oynarken sohbet ediyor. Oyun zaten minimumda 1 round 40 dakika sürdüğünü varsayarsak bu tarz hani e-spor oyunlarının minimum 1-2 saat orada yayın yapıyor. Videolara baktığınızda da eğlenceli videolarsa 3-4 dakika yeterli oluyor. Hani maksimumda 15-20 dakikada zaten bitiriyorlar. Yani çok fazla sıkmamak gerekiyor izleyicileri de. Ozan Bey çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Zamanın nasıl aktığını gerçekten anlayamadık. Çok hoş sohbet bir insansınız. Sağ olun. Gaming in Turkey kurucusu Ozan Aydemir bugün bizlerle birlikte oldu. Haftaya çarşamba görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.